Şimdi sen de biliyorsun benim telefonum çok çaldı ben aradım Fransa'da e, menajeri Türk değil Fransa'da yaşayan birisi bu transfer çok ilginç bir süreç Volkan bir bakıyorsun Mısır'a ya Türkiye'ye Türk hakları olan menajer Fransız hakları olan menajer Galatasaray'da bu tür transferler hep olmadığı zaman sonucuna bak hep bir yerde e, bir menajer sıkıntı çıkartır bariyerler uluslararası Tabii. bariyerlere tosluyorsun ya burada da aynı şeyle karşılaşabilir Galatasaray şu anda ben Galatasaray kulübü içinde sözleşmeye hazırlananlar, bu tip transfer öncesi büyük hazırlık, en ufak bir hazırlık yok. Net konuşuyorum. Bak kulüpte şu anda Muhammed Mustafa ile ilgili en ufak bir hazırlık yok. Bir şeyler var ama biten bir şey yok. Çünkü Muhammed Mustafa'nın kendisinin bizzat söylediği şey, ben Fransa'da futbol oynamak istiyorum. Çünkü biz Muhammed Mustafa'yı birkaç sene sonra çok farklı yerde göreceğiz. Değişik Balkan. bir oyuncu. Birkaç sene sonra. Bu arada kime benzetiyorum biliyor musun? Lafını kestim çok özür dilerim. Falcao'ya izliyorum stilini. Böyle vuruşları çok güçlü filan, futbolcu. Çok temiz vuruşları falan. Ben sadece var. birkaç görüntüsünü izledim. Hakikaten çok güçlü bir, bir. tane kafa vuruşu var hatta yani o ceza penaltı noktasının biraz daha gerisinden. Ya mermi gidiyor gidiyor top ya. Sert bir ortada gelmiyor ama o kafa topuna bir vuruşu var. Bayağı bir izlenmişti. Dolayısıyla bu transferde bir çalışma oldu doğru. Ama bunun abisi var. 2 3 tane menajeri var. Çünkü biliyorsun bu Türkiye hakları şimdi burada Türk hakların elinde bulunan menajerden habersiz bu transferi gerçekleştirsen bu sefer mahkemeye veriyor. O transferi bir anda olmamasını sağlayabiliyor. Çünkü acayip şeyler olabiliyor bu transfer sürecinde. Görüşme olduğu %100 doğru. Ama ben şu ana kadar bittiği yönünde net bir şey alamadım. Evet görüşme var. Kulüpte böyle bir yok. Emre Kaplan da mutlaka istihbaratları onun da güvenilir, sağlamdır. Kulüp bazında ama o biraz Mısır tarafından daha fazla net bilgiler alıyorum diyorum kendine göre. Çünkü futbolcu tarafından Hı hı. E, almış olduğu bilgilerde düşünüyorum. Ya Zamalek kulübünün e, Afrika'daki turnuvaya gitmemesi, oyuncunun da kadroya dahil edilmemesi Asya Şampiyonlar Ligi'ne. Şey orada Ş Bravo. Orada da olmaması, kadroya alınmaması tabii hani e, cezalı olduğu şeklinde bilgiler ama şu anda net bir bilgi elimizde yok. Bunların hepsi bak biz öyle şeyler gördük ki bunların hepsi bir oyunun parçası olabilir. O kadroya alınmaması alınmadığı zaman bir transferin gerçekleşeceği anlamına gelir şeklinde. İşte sosyal medya paylaşımı. ...iki gün önce fazla uzak mı? Pazar gecesi Mısır'da işte bir sosyal medyadan bu transferin bittiği şeklinde haberler, haberler çıktı. Ve bir anda o gün bitti haberler çıktı. Aynı gün ben tekrar bu transferi Fatih Hoca'nın ağzından çıktığından itibaren çok net. Fransa piyasasını çok iyi bilen bir çok da sözüne güvendiğim insanla ben temastayım sürekli. Sen de gördün hatta Whatsapp'tan arama yaptım. Şu anda biten bir şey yok diyor. Bugün ben yine bir fotoğraf gördüm. Ee sevgili Dinçer Azapan'la birlikte Aytaç Kara. Aytaç Kara. Selam olsun Dinçer Azapan'a Selam buradan. olsun Dinçer o... Dinçer abiye de. O şimdi o fotoğraf biraz kafaları kafamı karıştı. Şimdi sezon sonu e, Aytaç Kara değil mi? Ee, Yok Sezon sonu için. Şimdi sezon şimdi, sonu tabii ki için. şimdi sevgili Dinçer Azapan da bu konularda sponsorluk konusunda bir aile yardım yapıyor. Ya. işte. İşte so localar locasını aldı, uzattı. Burada yardım kampanyasına katıldı. E, çeşitli futbolcularla da çok iyi arası. Sayın Mustafa Cengiz'de de Aynı iş yapıyor başkanla beraber. Kendisi de bir petrolcudur iş adamı. Aytaş Kara'nın da yanına ziyarete gelmesi, onları yan yana görmeleri tabii şu anda acaba geliyor mu? İşte ben ben onu sordum Everest ya. O so fotoğrafı acaba gördüm. Acaba geliyor aklıma mu? Oldu. Geldi. Ee, Sayın Dinçer Azap mesela bundan önceki birliklerinin evliliğinde de Arda Turan iki şahidi, Pozlar araları iyidir. Ya yani ya Galatasaray camiasını tamam. seven doğru, iyi bir Galatasaray'dır. Doğru. Aynen öyle. Ama bu fotoğraf Galatasaray'da Aytaş Kara bitti anlamına gelmez. Çünkü orada Sayın Turgay Cener sezon sonu dedi. Aynı şekilde Salih için Alanya Spor'da da o da sezon sonu mesela kulüpleri bırakmıyor. Bırakmış olsalardı ...bugün Aytaç Kara Galatasaray formasını giyerdi. Çok da net bir şekilde istiyor. O da mesela daha önce Necati Ateş'le beraber fotoğraf çekildiler. Doğum günü kutladı. Necati Ateş'le birlikte fotoğraf paylaştı Aytaç Şimdi Mesela bak çok güzel bir şey dedi. Savaş bizi iyi bir yere getirdi. Bize galiba bir eşiği atladık. Hangi eşiği atladık? Salih Uçan artık sezon sonu gelecek dedi değil mi? Doğru. Aytaç gelecek. Şu anda takımlarındalar. Yani toz dumanı götürmüyor. Bak, Önceden olsaydı için... çok konuşulurdu. Ya olur Doğru. mu öyle şey... E, oyuncunun kafasını karıştırır artık kulüpler, açtık o eşiği Kulüpler bu konuda çok geç kaldı Bundan önce o planlama konusunu işte daha önce yapılabilirdi Futbolcunun sezon sonu sözleşmesinin bitmesini beklediğin anda Zaten senin dışında 10 tane daha Tabii. kulüp çıkıyor oraya Anlatmak istediğimi anladın değil mi? Çok net işte o fotoğrafı çektim ben de onu gördüğüm için oradan devam ediyorum Bu konuda Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta çok geç kanıldı Bakın orada Marega transfer? eğer olursa Marega transferi işte, olursa Marega transferi çok net bir şekilde sezon sonu için Şu anda rakiplerinin elini kolunu bağladı Oradan bir söz alması Hele bir de önden yapılan küçük bir protokol bile Fenerbahçe'nin işini güçlendirir. Burada Galatasaray nasıl Kara için, Salih Uçan için eğer şimdiden bunların sözünü alıp bir ön protokol yapılmış mıdır bilmiyorum ama bazen söz bile her şeyin önüne geçiyor. Mesela Fatih Hoca bir futbolcudan söz aldığı zaman olaya bir kapatır yani gözler. Çünkü söz benim için her şeyden daha önemlidir. Bugün ben... o sözü tutan çok az insan var tabii. Futbolcu bazında kafalar <laughs> karışılıyor. Kaçanları çünkü çok sayarım böyle yani. Ben Mert mesela... Hakan da mesela önlerinden bir tanesidir yani burada. Alper şu... Potuk keza aynı şekilde söz vermişti çok net bir şekilde. Şunu da mesela düşünebiliriz. bir sesli konuşuyoruz. İkinize tecrübeli isimlersiniz. Mesela Volkan'a sorayım. Aynı soruyu Savaş'a da. Pandemi süreci. İşte efendim e, kulüpler sıkıntıya girecek. İşte nasıl yapacağız? Para yok. Transfer çok sıkıntıya girdi. Herkes şu anda çok güzel transfer yapıyor. Herkes Hı. çünkü bütçesine göre hareket ediyor. Vakti zamanı geldi. UEFA demokrasi kılıcı gibi başımızda duruyordu tüm kulüplerimizin. İyi ki de yapmış. Tabii. Bu bir sigorta. Herkese işi öğretti UEFA. Bir kaçak olduğunda sigorta devreye giriyor. Şu anda bütün kulüplerimizin e, kafası rahat. Herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Mesela bizim Sercan Dikme, Abu Bakar'ın sözleşmesini anlatırken 15 dakika konuşuyor abi. Yok işte sakatlanırsa öyle olacak, sakatlanmazsa böyle olacak. Sezon sonu şu var, ondan önce bu var. Menajerine bilmem ne var. Porto'yla şöyle bir anlaşma var. Yani o kadar inceleyip sık dokunuyor ki. Eskiden nasıl oluyordu biliyor musun? Yani abartarak söylüyorum yazıyor yazıyordu abi 3 milyon euro al diyordu tamam devam et. Eskiden kulüpler böyle yönetiliyordu Sakatlık sakatlık raporuna rağmen, sakat raporuna çıkmasına rağmen senin dediğin gibi imzalayan futbolcular çeşit işte, İlge... kulüpler var yani. 3 i̇şte, milyon parası Falcao hala tartışılıyor sakat mıydı değil mi dedi. Böyle çok oyuncu var yani gelip de maaşını alıp bunların, sadece oynamadan. Bunların artık önüne geçilmiş durumda. Neden? Herkes diyor ki baba ben bugün imzalarsam seneye acısını benden çıkarıyorlar diyor. Bir Fenerbahçe şey, lisans çıkartmış. Mesut'un lisansını çıkartmış. Evet. Gündüz saatlerinde o da... E, Akşama düşmüş duranlar. Yeni düşmüş Galata, ya. Galatasaray'da da mesela Halil ve Onyekuru'nun lisansları gün içinde verildi. Ha. Onlar da mesela düşer. Yar, hani, bu hafta oynayacak şekilde. Onyekuru hazır değil ama Tabii. Halil Gaziantep maçında kaldığı da görebilirsek şaşırmam ben yani. Ya, şimdi Sercan dikme hatta ama bir bekler misin sevgili Sercan? Bir izleyici Buğra Bey diyor ki, Buğra Erkan, Volkan abiye sorar mısın? Dirar Erzurum işi oldu mu? Halen e, net bir durum yok ama <laughs> dirarın 1 Şubat itibariyle Fenerbahçe takımında olmayacağını söyleyebilirim. Peki. Sözleşmesi e, bir takıma verilecek. Kulaklarını çınlattın var. sevgili Sercan Dikmen'in. Ee, Sercan, Abu sözleşmesini anlatırken 10-15 dakika bağlantı yaptığını ifade etti. Yani öyle bir sözleşme yaptı Beşiktaş yönetimi. Kabul edelim ee, Sayın Başkan Nur Çebi, yöneticilerden torun oğulları. Emre Kocada, Adnan Bey, bu konuda kafa patlatan isimler e, hakikaten deneyimli ve tecrübeli isim bunlar. Beşiktaş'ın transfer haritası nasıl görüyorsun? Eksikler var mı? Artılar neler? E, son olarak yanılmıyorsam gündüz bağlantısında santrafo, koyuta konusunda somut bir adım atılacak demiştin. Değişti mi? Aykut İnce çok teşekkür ederim. İyi Yayınlar, Savaş abiye, Volkan abiye selamlar. Kolay gelsin. E, şimdi bir yakın bir süre zarfı içerisinde ben Beşiktaş yönetimiyle e, konuşma fırsatı buldum. E, yorumla beraber olayı anlatacağım. Beşiktaşlı taraftarların da hem Savaş abinin, Volkan abinin, sizlerin zihninde nasıl bir forvet geleceğinde de canlanma...